Alo. Hoş geldiniz. Evet. Hoş buldum. Buyurun, dinliyoruz sizi. Nereden başlayacağım bilemiyorum. Çünkü belki en az 200 kez sizin programınızı aradım. Ve şu sonunda çok şükür düşürebildim. Hoş geldiniz. Teessüf öyle. Hoş geldiniz. Ben İzmir'den arıyorum. Hı. 18 yıllık evliyim. Evliliğimden ilk günlerden itibaren eşimle hep bir anlaşmazlık var. Neden? Yanlış. Ya hep bir çatışma var. İlk evlendiğim günden beri sürekli ben seni eğiteceğim, eğiteceğim. Çok aşırı kıskanç, aşırı cimri, üstün üstlük bir yetmezmiş gibi ailesine aşırı düşkün. Sürekli beni onlarla kıyaslıyor. Hadi bunları geçiyoruz. Şu son 2 sene önce yazın kayınvalidem bana kalmaya gelmişti. Tamam. Yaz sıcak, hani malum pencere kapı her zaman açık olarak yatıyoruz. Gene aynı şekilde eşim evde yoktu o gece. Gece göreve gitmişti. Kendisi çalışıyor fabrikada. Hı. Yine aynı şekilde işte o geceyi geçirdikten sonra ben zaten o ay hamile olduğumu öğrendim. Evet. Çok heyecanlıyım, inanki toparlayamıyorum. Tamam, sakin olun. Sakince anlatalım. Belli ki zor bir süreçten geçmişsiniz. Sizi anlamaya çalışıyoruz biz de. Hamile olduğunuzu öğrendiniz. Sonra ne oldu? Ya zaten bu, hani ben bu hamileliği istemiyordum derken işte aradan 1 sene geçtikten sonra ben hamileliğimde zaten eşimle yine huzursuzluğumuz devam etti. Tamam. Malum hamilesiniz, hani alıngansınız. Tabii. Her tabii. Şeyden daha çok alınıyorsunuz. Eşim bunu istinaden 4 ay benimle konuşmadı. Ve ben de artık o kadar kötü bir dönemdeydim ki ben de her şeyi bırakmıştım. Yani kendimden bile vazgeçmiştim, öyle söyleyeyim. 4 ayın sonucunda eşim tabii her şeyi, bir de bir huyu var, her şeyi, evde adım attığım her şeyi, dolabıma kadar annesine oturup söylüyor. Aa, o da güzel, harika. Sürekli annesine konuşuyor, benim dedikodularımı yapıyorlar. Oh. Ben bunu biliyordum ama vurup geçiyordum hani, günahımı alayım diye umursamıyordum artık. Derken işte bir gün bunların konuşmasını dinledim, yine aynı şekilde odada konuşurken. Kayınvalidem eşime çocuktan şüphelendiğini, bu çocuğa baktırmam gerektiğini söyledi. Aa! Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Ve ben bunu duyduğumda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. İçeriye girdim. Siz ne yapıyorsunuz dedim. Bu ne demek, olur mu öyle şey diye bağırdım. Evet. Daha sonra işte kayınvalidem çok kötü oldu. Ya işte ben böyle böyle, sen oğlumdan konuşmuyorsun. Konuşmadığına göre demek ki bunda bir iş var. Sen işte o gece kapıyı pencereye açık yatıyorsun. Ya sıcak diyorum, mecburen böyle olması gerekiyor. Senin oğlun evdeyken de biz böyle yapıyoruz. Sürekli böyle. Ne demek istiyor yani kapı pencere açık yatıyorsun da? Yani kapı pencere derken hani balkon kapısını, ya sıcak olduğu için. Hayal, başkası mı geldi demeye çalışıyor galiba. Evet, evet, evet. İnanılır gibi değil. Sen oğlumla huzursuzsun. Acaba başka birisi mi var hayatında? Ben senden hamile kalınca ben senden şüphelendim deyince. Peki kocanız ne cevap verdi bütün bunlara? Ben zaten çok kötü oldum. Çok kötü ağladığımda eşim annesine yok öyle bir şey anne dedi. Bu çocuk benden, fakat annesi üzülmesin diye sen dedi bunu ağladığına bakma, bunun canı ağlamak istiyor. Ağlamak istediği için ağlıyor diyerek annesinden taraf oldu ve benim üstüm üstüme yürüdü eşim. Vallahi onun neresinden alsam pinçik pinçik onu çok fena halde kızdım. Neresinden? Yani annesinle, anneye bu laf, anne nasıl söyleyebiliyor bunu? Anne rahatsız mı? Böyle fikirler, böyle düşünceler normal insan düşünüyor mu? Ya. Tabii bir kere onun gitmesi lazım bir doktora. İlla deli falan demiyorum, ama yanlış falan anlamayın. Ama böyle düşünceleri düşünmek aklıma en azından bir psikoloğa, bir psikiyatra, doktor ona gitsin. Böyle böyle düşünceleri var diye onu götürün. Bu bir. İkincisi, senin hakkında böyle bir söyleyen insanı evine alma bir daha. Ha, kocan hala ısrar ediyor. Hala senin üzerine yürüyor. Hala annesiyle oturup seni çekiştiriyorsa o yavrucağıza niye kıydın diyeceğim sana. Niye yaptın? Böyle bir adamdan bunu yapılır mı? Başından beri sana yapmadığı şey, söylemediği söz kalmamış. Anlatmaya başladığın andan itibaren. Bir kere, bir kere çocuk var. Tamam, o zaman mesela ben şunu seviyorum. Gerçekler üzerinden gidelim. Şimdi bir, bu kadının çocuğu var mı kadıncağız? Var. Değil mi? Bu kadının bir kayınvalidesi var mı evde? Kocası kayınvalidesinden taraf mı? Sen burada öyle bir strateji vermelisin ki ona, o hem kendi mutluluğunu, hem çocuğunun ruh sağlığını, hem de aile huzurunu korumak zorunda. Ya da yani çocuk koca doğru, kayınvalide doğmaz, evden gönderelim gitmek. Demekle o kayınvalide evden gitmez. Çünkü neden? O kadar açık ki koca bak hakaret ediyor. İftiranın Hayır. En büyüğünü atıyor. Evet, evet, evet. Diyor ki bu ağlamak istiyor.
Sen şimdi öyle bir şey söyle ki yani hanımefendiye bir abla, bir büyük, bir anne gibi. Bak hayatım, neye dikkat etsin? Benim hayatta ayıptır söylemesi çözemeyeceğim aile problemi yoktur. Ama iki şeyi baştan söylerim. Sevmeyen bir kalbe sevgi ekemem. Bu senin hadisende olduğu gibi. Ya da taraflardan biri manyak, kontak, akıl hastası, ruh hastasıysa diğerine acıdığım için zaten yardım edemem. Ben psikiyatrist değilim ki ama şunu tavsiye edebilirim. Sen en kısa zamanda bir psikiyatra git diyebilirim kırmadan. Bunun haricindeki her şeyin bir şekilde bir yerini, bir deliğini bulur. Oradan insanlar, hele çocuk varsa, ayrılmasın diye bütün varlığımla çalışırım. Ama dediğim gibi sevmeyen kalbe sevgi ekemezsin. Senin yüzüne baka baka bunlar böyle şeyler konuşuyorsa o yavrucak senin yavrun. Yani iki şık var. Ya evlilik terapisine gideceksiniz, nedeninin içini bulacak ki aynı şeyi söyleyecek sana. Sevmeyen adamı nasıl sevdireyim kendimi? Yapamazsın. Bir insanın istiyorsa, seviyorsa yaptırırsın. O değişmeyi kabul eder. Ama bir de böyle düşünen bir kayınvalide, benim aleyhimde konuşan düşmanım, kocamı nasıl şeyletiyor bana fıştıklıyor. Karşı fıştıklıyor. Yani bütün bunlardan sonra o kadının bu eve gelmesi yasak.